Futbollardan adam mutlu günler değerli izleyiciler. Trabzonspor'da transfer hareketliliği her geçen gün daha da artıyor. Bruno Perez, Gervinho ve Marek Hamsik gibi çok önemli isimlerden sonra sol bek noktasında da Alfonso Espino ismi öne çıkıyor Karadeniz ekibinde. Bugün sizlere Alfonso Espino'yu tanıtacağız. Hadi başlayalım. Yaygın olarak Paşa Espino olarak bilinen Alfonso Espino, Ocak 1992 San Jacinto doğumlu Uruguaylı oyuncu. Kadiz'de forma giyiyor Espino. 2012 yılında altyapısından yetiştiği Miramar Misiones'in A takımına yükselmişti. Buradan sonraki durağı ise Nacional de Futbol olmuştu ve Nacional de Futbol'da tam 6 sezon boyunca futbol oynadı. Dile kolay, tam 167 maçın 165'inde ilk 11'deydi. 5 gol atarken 14 asist gerçekleştirdi. Uruguay milli takımına zaman zaman çağrılsa da bir türlü o formayı giymek kısmet olmadı Espino'ya. Ancak onun değerini fark eden kulüpse İspanya 2. Lig takımlarından Cadiz olmuştu. Ve Avrupa macerası Espino için Cadiz'de başladı. Cadiz'de 2,5 yıllık bir sözleşme imzalamıştı. Yarı dönemde gelmişti Cadiz'e. Ligin ikinci yarısında sadece 5 maçta oynadı ancak 2019-2020 sezonunda Cadiz'in tüm lig maçlarında forma giydi sol bek oyuncusu ve Cadiz'in tekrardan İspanya La Liga'ya çıkmasını sağlayan en önemli aktörlerden biri oldu. Geçtiğimiz sezon La Liga'da 32 lig maçında forma giymişti Espino ve başarılı sol bek 3 asistle sezonu tamamladı. Trabzonspor Alfonso Espino'nun transferi için menajeriyle görüşmelere başladı. Satın alma opsiyonlu kiralama durumu söz konusu. Ancak Trabzonspor bu transfer için çok acele etmiyor. Çünkü neden? TFF'nin yabancı kuralıyla alakalı düzenleme getirmiş olmasından kaynaklı itirazların değerlendirilmesini bekliyor. Eğer yabancı kuralı geçen sene olduğu gibi devam ederse Alfonso Espino'yla anlaşma sağlanacak. Ve eğer bu durum gerçekleşirse kiralama opsiyonu daha ön planda olacak. Peki Alfonso Espino eğer Trabzonspor'a gelirse neler katabilir? Ondan bahsedelim. Oyuncunun güncel piyasa değeri Transfermarkt değerlerine göre 2,5 milyon euro ve bu anlamda prime dönemini yaşadığını rahatlıkla söyleyebiliriz. Özellikle prime döneminde Trabzonspor'a gelecek olması oyuncu açısından da Trabzonspor açısından da iyi. Alfonso Espino zıpkın gibi ileride geride arı gibi çalışan bir futbolcu. İkili mücadelelerde kalçasını çok iyi kullanıyor, vücudunu iyi kullanıyor. Topu çok iyi saklayan başarılı futbolcudan top almak imkansıza yakın açıkçası. Ayrıca çok hızlı bir futbolcu ve avcının takımlarında istediği sol bek özelliklerinden birine sahip. Marlon'la pek anlaşamamıştı avcı ve büyük ihtimal Marlon zaten takımdan ayrılacak. Ve hal böyleyken Espino hem avcı için hem Trabzon için biçilmiş kaftan olabilir. Hızı ve tekniği yerinde, basit kartlar görebiliyor ama mücadeleyi hiç bırakmadığından kaynaklanıyor o kartlar. Geçen sezonu 6 sarı kartla tamamladığını söyleyelim. Evet, Trabzonspor'da sol bek çalışmaları doğrultusunda Alfonso Espino ismi gündeme gelmişti. Espino'yu kısaca size anlatmaya çalıştık. İzlediğiniz için teşekkürler. İzlediğiniz bu videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. Ayrıca içeriklerimizden haberdar olmak istiyorsanız abone olup bildirimleri açabilirsiniz.